İbni Kayyım'ın İbni Teymiye'den aktardığı vakaları nasıl anlamalıyız? Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimeullah'ın ferasetini gösteren birçok garip olay gördüm. Benim görmediklerim de gördüklerimden fazladır. İbni Teymiye, 699 yılında arkadaşlarına Tatarların Şam'a gireceklerini ve Müslim ordularının kırılacağını bildirdi. Dimeşk'te genel bir katliam ve esirliğin olmayacağını, Tatar ordusunun hırs ve hiddetin sadece mal elde etmek olduğunu söyledi. Bu haberi verdiğinde daha Tatar ordusu harekete geçmeyi bile düşünmüyordu. 702 yılında Tatarlar harekete geçip Şam tarafına yönelince, bu kez de halka ve yöneticilere Tatarların yenileceğini, Müslimlerin galip geleceğini bildirdi. Bu haberi tekit için defalarca yemin etti. İbn-i Teymiye'nin bu kesin ifadesine karşı ona şöyle dediler: İnşallah, Allah dilerse de. İnşallah diyorum ama bu inşallah sözünü Allah diledi, bu iş mutlaka olacak manasında söylüyorum. Yoksa Allah dilerse olur, dilemezse olmaz manasında söylemiyorum. Ben bu sözleri bizzat kendisinden duydum. Dedi ki, onlar fazla üsteleyince daha fazla üzerime gelmeyin, üstelemeyin. Allah levh-i mahfuzda Tatarların yenileceklerini ve İslam ordularının muzaffer olacağını yazdı, dedim. İbn-i Teymiye devamında şöyle dedi: böylece bazı yönetici ve askerleri daha savaşa çıkıp düşmanla karşılaşmadan zafer sevincini tattırdım. Onun bu iki olayda görülen feraseti bereketli yağmur gibidir. Zaman geçip işler aleyhine dönünce İbn-i Teymiye öldürülmek kastıyla Mısır'a kaçırıldı. Arkadaşları uğurlamak için geldiklerinde şöyle dediler: muhakkak ki Mısır halkı seni öldürecek. Bize bununla ilgili birçok haber geldi. Allah'a yemin ederim ki onlar bu isteklerine ebediyen ulaşamayacaklar. Peki seni hapsedecekler mi? Evet, uzun süre hapiste kalacağım. Sonra çıkıp insanlara Peygamberimizin sünnetini anlatacağım. Bu sözleri bizzat kendisinden işittim. İbn-i Teymiye'nin Caşnigir lakaplı düşmanı Melik olunca onun başa geçtiğini İbn-i Teymiye'ye haber verdiler ve şöyle dediler: İşte, Caşnigir şimdi senin canına okuyacak. İbn-i Teymiye hemen şükür secdesine kapandı ve uzun süre başını secdeden kaldırmadı. Kendisine, bu secdeyi niçin yaptın diye sorulunca şu cevabı verdi: bu, onun zilletinin başlangıcı, şu andan itibaren izzetten ayrılışı ve akıbetinin yaklaşmasıdır. Bu ne zaman olacak diye sorulunca, Caşnigir'in ordusu hiç durmadan savaşacak, sonuçta mağlup olacak, dedi. İş tıpkı İbn-i Teymiye'nin dediği gibi gerçekleşti. Bir keresinde şöyle dedi: bazı arkadaşlarım yanıma geliyor, ben onların yüzlerinde ve gözlerinde daha önce görmediğim alametler görüyorum. Ben veya bir başkası, bu değişiklikleri keşke haber verseniz, dedim. O şöyle dedi: valilere gelecekten haber veren kimseler gibi haber vermemi mi istiyorsunuz? Bir gün ona, eğer bize böyle davransaydın, bizim doğruyu bulmamız da daha etkili olurdu, dedim. Bunun üzerine, siz buna bir cuma veya bir ay dayanamazsınız, dedi. İbn-i Teymiye bana defalarca kendi kendime karar verip, hiç kimseye bahsetmediğim gizli işlerimi haber verdi. Gelecekte meydana gelecek bir takım büyük olayları bildirdi. Fakat vaktini belirtmedi. Bu olaylardan bir kısmının gerçekleştiğini gördüm. Diğerlerinin de gerçekleşmesini bekliyorum. İbn-i Teymiye'nin yaşı büyük arkadaşlarının müşahedeleri benim müşahedemden kat kat fazladır. Medarecus Salikin. Yukarıda okuduğumuz bölüm İbn-i Kayyım'ın kaleme aldığı Medarecus Salikin isimli şerhin Feraset Menzilesi bölümünden alınmıştır. İbn-i Kayyım mezkur bölümde uzak görüşlülük, basiretlilik, hikmet ehli olmak gibi anlamlara gelen feraset kavramını, bu kavramın Allah'a kullukla ilişkisini ve feraset ehlinin özelliklerini anlatmaktadır. Konu girişinde feraset mertebesinin delili olarak bir ayet ve hadis zikretmiş, daha sonra sahabe sözleriyle konuya açıklık getirmiştir. Ne var ki sayfalar ilerledikçe kaleminin ölçüsü bozulmuş ve hocası hakkında kabulü ve anlaşılması zor sözler söylemiştir ki bunlara açıklamaya gayret edeceğiz. Şüphesiz ki bir mertebe olarak feraset, basiret, hikmet, haktır.
Yüce Allah'ın yardımı ve şer'i, kevni, sosyal ayetler üzerinde tefekkürün sonucu olarak müminin söz, düşünce ve davranışlarında isabetli olması, olgunlaşmasıdır. Şüphesiz ki bunda basiret, feraset sahibi insanlar için ibret alınacak ayetler vardır. Hicr Suresi 75. Hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Müminin ferasetinden korkunuz. Çünkü o, olaylara Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Tirmizi, hadisin sıhhati hakkında hadis alimleri ihtilaf etmiştir. Zira Kur'an, basiretler barındıran bir kitaptır. Onda, insana ve topluma dair Allah'ın değişmez yasaları vardır. O, yüce Allah'ın nurudur. Onunla insanın kalbini ve dünyasını aydınlatır. Şüphesiz ki, Rabbinizden size feraset ve derin görüş kazandıracak basiretler geldi. Kim görürse kendi lehine, kim de görmek istemezse kendi aleyhinedir. Ben üzerinizde bir koruyan, gözetleyen değilim. En'am suresi 104. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir nur, ışık kıldığımız kimsenin durumu, karanlıklar içinde olup oradan çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? Kâfirlere yaptıkları ameller böyle süslü gösterildi. En'am suresi 122. Böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayet ettiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru yola iletirsin. Şura suresi 52. Kur'an'ın ona inanıp teslim olanlara kazandırdığı feraset, basiret, hikmet örneğini Karun kıssasında görürüz. Zenginliğini açığa çıkaran şatafat ve süsü içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenin benzeri bir zenginlik bize de verilseydi. Şüphesiz ki o çok büyük bir şansa sahiptir, dediler. Kasas suresi 79. Görüldüğü gibi Karun'un süs ve şatafatı bazı insanları etkilemiş, ona verilenin bir benzerini temenni etmişlerdir. Buna mukabil ilim ehli şu tepkiyi göstermiştir. Kendilerine ilim verilenler dediler ki, ''Yazıklar olsun size, iman edip salih amel işleyenler için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Dünyanın geçici süs ve şatafatı karşısında bu tavrı sergilemeye ancak sabredenler muvaffak olurlar.'' Kasas suresi 80. Zira onlar Allah'ın değişmez yasalarını bilmektedir. Bir rahmet olarak verilen dünya nimetleriyle, sahibini adım adım azaba yaklaştıran dünya nimeti arasındaki farkı öğrenmişlerdir. Bir rahmet olarak verilen nimet, sahibini Allah'a yaklaştırıp kullara karşı mütevazı kılar. Sahibini Allah'tan uzaklaştıran ve büyüklenmeye sevk eden nimet olsa olsa bir azaptır. Karun'a baktıklarında onda kibir görmüş ve bu mülkün hayır getirmeyeceğini anlamışlardır. Onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Hem kendi kendine de yardım edenlerden değildi. Dün onun yerinde olmayı isteyenler, sabah şöyle demeye başlamışlardı. Vay be, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletip dilediğine daraltıyor. Şayet Allah bize ihsanda bulunup, Karun gibi olmaktan korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirecekti. Vay be, demek ki gerçekten kâfirler kurtuluşa ermiyormuş. Kasas suresi 81-82. İbn-i Kayyım'ın hocası İbn-i Teymiye rahimahullah'a dair verdiği feraset örneklerinin ise ferasetle bir ilgisi yoktur. Zira burada genel vaatlere dayanarak Allah hakkında hüsnü zan ve ona güven babından sözler yoktur. Burada muayyen tarihlerde muayyen olayların olacağına ve bu muayyen öngörülerin levh-i mahfuzda yazılı olduğuna dair haber verme vardır. Bu iki alimin genel kabullerinden yola çıkarak, bunun Allah'a güven ve hüsnü zan olduğu söylense de, lafızlar maksadını aşmış ve İslam itikadıyla uyumlu olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Elbette bugün onlara gidip bu sözlerden ne kastettiklerini soramıyoruz. Sadece elimizde o iki alimin, gaybı yalnızca Allah'ın bileceği ve şeyhlerin, erenlerin gaybı bildiği iddiasının küfür olduğuna dair yaklaşımları vardır. Haliyle bunlara dayanarak hüsnü zan yapmak durumundayız. Ancak bu nakilleri tahkik edemiyor oluşumuz, onları kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Zira ölçü, Kur'an ve sünnettir, şahıslar değil.
Hakkın hatırı herkesin hatırından daha üstündür. Burada üzücü olan bir noktanın altını çizmek istiyorum. Medarucu Salik'in kitabını yayına hazırlayan çoğu muhakkik, bu satırlar karşısında sessizliğini korumuştur. Dahası, tanınmış ilim adamlarından Şeyh Abdülaziz bin Nasır el-Cüleyl, bu satırları savunmaya kalkmıştır. Allah ecrini versin. Şeyh Hamidül Fakih Rahimullah, kitaba düştüğü haşiyesiyle muvahhid gönüllere su serpmiş ve hakkın hatırını savunan şu cümleleri kurmuştur. Ne yani? Levh-i Mahfuz'u okudu da mı içindekilerden haber veriyor? Umulur ki o, bu cüretli sözlerle onları cesaretlendirmek ve ruhlarını manevi olarak güçlendirmek istiyordu. Çünkü bu üslup, düşmanlara karşı zafer kazanmanın en güçlü vesilelerindendir. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Ondan başkası gaybı bilmez. Allah bizi de onu da affetsin. Bu saydıklarının ferasetle ne ilgisi var? Şüphesiz ki helak olanlar ancak şeyhlerinde aşırıya giderek helak olurlar. Allah onu affetsin. Değinmek istediğim bir diğer mesele, İbn-i Teymiye Rahimeullah'tan nakledilen bu tavrın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ondan önce yaşamış hidayet öncülerinin tavrına aykırı olmasıdır. Bedir Savaşı'nda Yüce Allah zaferi vaat etmesine rağmen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Teymiye Rahimeullah gibi kesin cümleler kurmamış, huşu, tevazu ve tazarruyla Rabbine yönelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün küçük bir çadırda şöyle dua etmiştir. Allah'ım, eğer sen burada bulunanların yenilgiye uğrayıp öldürülmelerini dilersen, bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmaz. Tam bu sırada Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu ve ''Yeter ey Allah'ın elçisi, Rabbine karşı ısrarcı oldun.'' dedi. O esnada peygamber zırhlı şekilde ayaktaydı. Birden o topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini okuyarak dışarı çıktı. Buhari. Bedir gününde Allah Resulü müşriklere baktı, 1000 kişi kadarlardı. Sahabeye baktı, 319 kişilerdi. Bunun üzerine kıbleye döndü, iki elini kaldırdı ve Rabbine dua etmeye başladı. Allah'ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Allah'ım, bana vaat ettiğini ver. Allah'ım, İslam ehlinden şu topluluğu helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. İki elini kaldırmış, kıbleye yönelerek durmadan bu duayı tekrar ediyor, Rabbinden yardım istiyordu. Nihayet omuzlarından ridası düştü. Ebu Bekir geldi ve ridayı Allah Resulü'nün omuzlarının üzerine koydu. Sonra arkasından onu tuttu ve ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'a bu duaların, yalvarmaların yeterlidir. O, sana olan vaadini yerine getirecektir.'' dedi. Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü 315 kişiyle savaşa çıktı ve ''Ey Allah'ım, onlar kendilerini taşıyacak bir binekten yoksundur. Onları sen taşı. Çıplaklardır. Onları sen giydir. Açlardır. Sen doyur.'' diye dua etti. Neticede Allah, Bedir günü kendisine fetih nasip etti. Savaştan döndükleri zaman onlardan her biri mutlaka bir veya iki deveyle, elbiseli ve karınları tok olarak Medine'ye döndüler. Ebu Davud. Hidayet öncüleri düşman karşısında şöyle davranmışlardır. Başlarına gelen sıkıntılarda sadece şöyle söylemekle yetindiler. Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizde var olan aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardımcı ol. Dualarına karşılık Allah, onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Allah, muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever. Âl-i İmrân Suresi 147-148. Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfir topluluğa karşı bize yardım et, demişlerdi. Bakara Suresi 250. Bize düşen, başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Kur'an'ın örnek gösterdiği hidayet imamlarına ittiba etmektir. Evet, genel vaatlere dayanarak Allah'a hüsnüzan beslemek, müminleri müjdelemek ve düşmana karşı cesaretlendirmek elbette caizdir. Ancak levh-i mahfuzdan okuyormuş gibi
gün, ay, yıl şeklinde tarih vermek İslam itikadıyla uyuşmaz. Allah'ın kesin vaadini bilen nebilerin tevazu, inabet ve Allah'a olan ihtiyaçlarını ishar ederek ona yöneldikleri gibi yönelmek daha güzel olsa gerektir.